Birinci soru, İslam tarihinde kadının yeri nedir? Dama ne kazandırmıştır? Günümüzde aynı yerini alabilir mi? Bu hususu bazı soruları ileride ariz ve amik tafsir etmek üzere mevizelere bırakıyorum. Çocuk terbiyesi üzerinde uzun zamandan beri duruyorduk. Bunu inşallah ikmal eder etmez. İslam'da kadın meselesi, kadın erkek münasebetleri, Allah karşısında kadın, İslam karşısında, Kur'an karşısında kadın, bunu ariz ve amik olarak arz edeceğim. Burada şu kadar söyleyeyim ki, cahiliye devrinde eyyamın elinde melabe, ayaklar altında payimal çiğnenen kadın, ırzıyla, haysiyetiyle, namusuyla çiğnenen kadın, evde bulunması ar sayılan kadın, o günün cahiliyenin insanı keşke evimizde bir kadın bulunmasa diye düşünüyordu. Ve sonra babaları için ar mevzu olabilecek, ar unsuru olabilecek kadın, başını yiyebilmek için çeşitli çarelere başvuruluyordu. Bazen diri diri gömüldüğü, kuyulara atıldığı, çölde yapayalnız tek başına bırakıldığı gibi evde kaldığı zaman da hor hakir görülüyordu. İstihkar ediliyordu, bir insan olarak yüzüne bakılmıyordu. İşte tam bu dönemde, beşerin canavarlardan bağışlayın daha yırtıcı hale geldiği bir dönemde, anarşinin bütün afakı sardığı bir dönemde, ister kadına ait ister erkeğe ait olsun bütün haysiyetlerin çiğnendiği dönemde, gökten şefkatli bir melek gibi inen, Kur'an-ı Mucizül Beyan, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın eline verilen Ferman-ı Sübhan, kadının elinden tutmuş, bu bataklıktan onu evci kemali insaniyete çıkarmıştır. Kadın evde bir kadın efendi haline gelmiştir. Kadın evde evlatlarının muallimesi, mürebbiyesi haline gelmiştir. Kadın Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın prensipleri içinde o denli büyümüştür ki, cahiliyeyi idrak eden kimseler kadının birdenbire kuyunun dibinden, minarenin başına çıktığı havası içinde kadına bakıyorlardı. Kızlarını diri diri gömen ve sonra kızlarının yaptığı bir kısım icraat karşısında, bağışlayın fısk ve fücur karşısında, önce onları öldürüp sonra dizlerini döven, yığın yığın erkekler, cahiliye devrinde yaptıkları bu şeni icraattan ötürü bin nedamet içinde kıvrım kıvrım kıvranıyorlar. Size birkaç defa arz etmiştim. Geçen de İstanbul'da da arz ettim. Sadece bir tabloyu arzla istifa edecek ve sonra İslam nazarında kadının ne seviyeye çıkarıldığını göstermeye çalışacağım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam cahiliye devrinde kadına kıza karşı işlenen bu cinayetleri vüzuhuyla biliyor ve görüyordu. Kur'an-ı Kerim kat'i ferman-ı sübhanesiyle bu zincirleme giden cinayetlerin önüne geçmiş kesmişti bunları. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Evlatlarınızı geçim sıkıntısından, maişet darlığından, hayat mutayakasından ötürü öldürmeyiniz zinhar buyuruyordu. Onların ve sizin rızkınızı kemal-i azametle taahhüt altına alan Allah Celle Celaluhu öyle ferman ediyordu. Veren biziz buyuruyordu. Cahiliye devrinde çocuklara kastedilmenin demek amillerinden bir tanesi maişet darlığıydı. Vakalar için yapılması da bahis mevzuydu. İşte bunların yüzlercesini Allah Resulü biliyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Mazide mükerrer yerlerde gördüğümüz gibi Hasan tarikle rivayet edilen bir vak'a meçhul bir bedevi huzuru Risalet Penahi'ye geldi. Allah Resulü'nün huzurunda oturdu. O kasvetli bulutlar silinip gitmiş, gül yüzlü bir güneş doğmuş, bütün kalplerde bir inşirah başlamış, Resul-i Ekrem'le başlayan baran-ı rahmet etrafı sulamış, bir nevbahar olmuştu. Herkes yudum yudum bu zevki yudumluyor ve ara sıra cahiliye devrine bakıyor. Buhari Müslim'de ifade edilen bir hadis-i şerifle ifade edildiği gibi, yeniden küfrün içine girmeyi, cehenneme girme gibi kerih ve nahoş gören bir cemaat, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın
lalü güher saçan dudaklarından dökülen inci mercan kelimeleri toplamaya çalışıyor. Bedevi fırsatı yakalayarak cahiliye devrine ait bir çirkin tabloyu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama intikal ettir. Bu gül devrinde onlar sadece o devre ait çirkinleri anlatmak ve bu devri bütün hüzuzatıyla yaşayabilmek için vakalar, menkıbeler olarak anlatılıyordu. Ya Resulallah, nadide eşsiz bir kızım vardı. Kendi evimin içinde neşet ediyordu. Boyu, bosu, görkemi dikkati çekecek hale gelmişti. Maişet sıkıntısı veyahut da ar endişesi. Ya ileride birisiyle gayrimeşru düşer kalkar beni mahcup ederse, ya beni bu cemaat içinde yere baktıracak bir suç irtikap ederse, bir taraftan kızımın boyuna bosuna bakıyordum, bir taraftan da ileride vaki beni daidar edebilecek endişelerimi hayalimden geçiriyordum. Bu kızımı yok etmeliyim ama nasıl yok etmeliyim bir baba olarak? Nihayet öldürmeye karar verdim. Elinden tuttuğum köle götürdüm. Bir kuyunun başına gitmiştik, bekliyorduk orada. Ben yalancıktan kuyuya bakıyor gibi yaptım. Masume hiçbir şeyden haber yok. O da kuyunun içine bakıyordu. Benimle bakıyordu. Halbuki ben kuyunun içine bakarken bile neye baktığımı görmüyordum. Bakışlarım bulanmış, bütün hayalimi kızımın sevgisi ve bir taraftan da istikbaldeki ar endişesi sarmıştı. Muvazeneli değildim. Ölçülü karar verememiştim belki. Tam o gafilane bakarken ben geriye çekildim, sırtına bir tekme vurdum. Baş aşağı kuyudan aşağıya giderken babacığım babacığım diye sesi geliyordu. Döndüm, ağlayarak eve geldim. Allah Resulü o kadar dilgir olmuştu, o kadar kalbi kırılmıştı ki hıçkıra hıçkıra ağladı ve bir daha anlat şunu dedi. Anlat da şu tablonun şenaati karşısında İslam'ın getirdiği parlak devir bütün vüzuhuyla görülsün. Anlat anlat da kadının ayaklar altında payimal olduğu o devri nazara ver. Kızın yüzüne bir insan olarak bakılmadığı o devri nazara ver. Ve sonra İslam'ın gül devrini, onun getirdiği çemenzarı, bahistanı ve bostanı millet vüzuhuyla görsün. Görsün de iliklerine kadar zevkiyle yaşatsın diyor. O bir daha anlattı. Yine nebiler nebisi hıçkıra hıçkıra ağladı. Sahabi dilgir olan, rahatsız olan kalbi paki nebeviyi daha fazla rencide etmemek için bedevinin ağzını kapadı, geriye aldılar. Kadın işte bu denli ayaklar altındaydı. İslam bir kadın anlayışı nesketti. Kur'an bir kadın anlayışı getirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her şeye rağmen pratik hayatta bunu ikame buyurdu. Kadın o hale geldi ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadet hanesinde kadınlar, bütün müminler tarafından müminlerin anası olarak tanınıyordu. Hazreti Aişetül Kübra radıyallahu anha hazretleri, o kadınlık aleminin tacı, taclarda sorgucu, büyük kadın. Kadınlık alemi İslami hayat adına %80 ona borçludur. Onun gibi altın bir kanal olmasaydı, kadınlık hayatına ait mesaili diniyenin kadın alemine intikal etmesine imkan yoktu. O zeki kadın, Allah Resulü vefat ettiği zaman 22-23 yaşındaydı. Ama bir ilim dağarcığı halindeydi. Doldukça dolmuş, teviline, tefsirine kadar her şeyin. Ve daha sonraki nakkadın, rahatlıkla hadislerine başvurup alabileceği büyük bir muallime, mürebbiye haline gelmişti. Bu kadın, daha sahabi devrinde, babasının ve Hazreti Ömer'in devrinde büyük bir kadın olarak tanınıyor, herkes tarafından ana deniyordu. Afgani'nin beyanına göre kritiğini yaparak diyor ki, Hazreti Ebu Bekir bile kızına ya ummah diyordu, anacığım diyordu. Kadın Resul-i Ekrem devrinde sallallahu aleyhi ve sellem bu seviyeye, bu zirveye ulaşmıştı. Aklı gözüne inmiş, manayı göremeyen, her şeyi maddi kıstaslarla ölçüp tartmaya çalışan 20. asrın tek gözlü insanı, kadını bir kısım meselelerden İslam tarafından mahrum bırakılmış olarak ele alır ve öyle görmeye çalışır. Batıdan gelen ve fakat tek gözlü bir görüşün ifadesi olan, insanla dünyasına bakmayan bir görüşün ifadesi olan bu noktayı nazar,
İslam'la kadının pek çok şeylerden mahrum olduğu kanaatindedir, zannındadır. Halbuki İslam bir bakıma, bir noktayı nazardan onu dıştaki fuzuli işlerinden almış, evde bir kadın efendi ve çocuklarının mürebbiyesi ve muallimesi haline getirmiştir. Batı anlayışı kadını sokağa salmış, çocukları evde sahipsiz bırakmış, onların duygusuz, hissiz, kalpsiz, anne baba şefkatinden mahrum yetişmesine yol açmıştır. Nasıl evlatlar 20. asırda anne baba himayesinden mahrum yetişmiştir, öyle de mendakka dukka fehvasınca yetişen bu evlatlar, sözde huzur evleri adı altında, bahçeler içinde teessüs eden hapishanelerde dedelerinin ve ninelerinin mahkum olmalarına sebebiyet vermişlerdir. Onlara bakmadan, bakıp görmeden çekindikleri için, bunu bir yük, bir meune saydıkları için bu asli hapishanelere nenelerini, dedelerini hapsetmişlerdir. Yarın onların evlatları da onları hapsedecektir. İster bunun adı huzur evi olsun, ister saadet evi olsun. Mana ve muhteva itibariyle hapishaneden ibarettir. Bu kadının vazifesinin inhirafından doğmuştur. Bu hususu daha fazla tahammüke lüzum hissetmiyorum. İslam hakkında inancı ve kanaatı sağlam ve pek olan cemaat, bu mevzudaki şahsi tahammükatı neticesinde kadının İslam sayesinde ve Kur'an sayesinde evci kemale çıktığını görecektir. Cenab-ı Hak kadın mevzunu da bu denli kavrayışa bizleri muvaffak kılsın.